Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilgisi dersi duyu organlarını işleyeceğiz. Hepimiz duyu organlarını biliyoruz. Bilmeyenler için kısa bir hatırlatma yapalım. Evet, hepimiz hatırladık herhalde. 5 tane duyu organımız. Bunlar sırasıyla göz, kulak, burun, dil ve deri şeklindedir. Duyu organlarımızın yapısında dış ortamdaki uyarıları alarak sinir hücrelerine aktaran özel hücreler vardır. Bu hücrelere duyu almaçları denir. Farklı duyu organlarımızda farklı duyu almaçları bulunur. Duyu almaçları ile alınıp sinir hücrelerine aktarılan uyarılar beyinde değerlendirilerek algılanır. Beynimiz aynı zamanda vücudumuzun ilgili bölümlerine gönderdiği cevabın yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Gözde, kulakta ve deride fiziksel uyarılma, burunda ve dilde ise kimyasal uyarılma vardır. Duyu organlarında sinirsel iletim. Dışarıdan gelen uyarılar, bunlar ışık, ısı, ses, tat, koku, bunun gibi uyarılar duyu organlarındaki duyu almaçlarına gelir. Uyarı şeklinde duyu sinirleriyle beyindeki ilgili duyu merkezine iletilir. Uyarılar beyinde değerlendirilir ve anlamlandırılır. Daha sonra tepki mesajına dönüşür. Tepki mesajı sinirler ile vücudumuzun ilgili bölümlerine gönderilir ve tepki verilir. Şimdi ilk önce duyu organlarımızı görme organımız göz ile başlayalım. Işık sayesinde çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan duyu organımızdır. Gözümüz çok hassastır. Bu nedenle gözümüz dış etkilerden korunmalıdır. Gözümüzü koruyan yapılar ve görevleri şu şekildedir. Kaşlarımız, alnımızdan gözümüze doğru akan ve gözümüze zarar veren terin gözümüze girmesini önler. Kirpiklerimiz, toz gibi yabancı maddelerin gözümüze girişini engeller. Göz kapağımız, tehlike anında kapanarak gözümüze yabancı cisimlerin kaçmasını engeller. Göz kırpmamız sayesinde gözümüzün dış kısmının gözyaşıyla temizlenmesini ve nemlenmesini sağlar. Gözyaşı bezlerimiz, gözyaşını üretir. Gözyaşı gözümüze giren bazı mikropları öldürür. Gözümüzde görmemizi sağlayan yapılar. Kısaca gözümüzü oluşturan tabakaları işleyelim. Dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka, ağ tabaka, diğer adı retinadır. Üç kısımdan oluşur bunlar. Şekilde de gözüktüğü gibi gözümüz, bu taraf gözümüzün ön kısmı, en dış kısmında sert tabaka vardır. Sert tabaka ön tarafta saydamlaşarak korneayı oluşturur. Diğer adı da zaten saydam tabakadır. Ortada ise damar tabaka vardır. Damar tabaka da ön tarafta farklılaşarak irisi ve irisin ortasındaki boşluğu yani göz bebeğimizi oluşturur. Göz bebeğin arka kısmında göz merceği vardır. Daha sonra en iç kısımda ise ağ tabaka yani retina vardır. Retinada duyu almaçları görmemizi sağlayan özel yapılı hücreler vardır. Bunlar arkada göz bebeğinin tam karşısında en net bölgede sarı leke adı verilen bölgede bu görüntünün en net oluştuğu bölgedir. Daha sonra sarı lekenin hemen altında ise gözümüzden çıkan sinirlerin bulunduğu kör nokta vardır. Burada duyu almacı olmadığı için buraya kör nokta denmiştir. Ortada ise camsız cisim vardır. Şimdi sırasıyla bu tabakaların özelliklerinden bahsedelim. Birincisi sert tabaka. Gözü dıştan sarar ve korur. Sert tabaka gözümüzün ön kısmında saydamlaşarak korneayı oluşturur. Kornea dışarıdan gelen ışığın kırılmasını sağlar. İkincisi damar tabaka. Bulundurduğu kan damarlarıyla gözümüzün beslenmesini sağlar. Damar tabaka gözümüzün
ön kısmındaki renkli kısım olan irisi oluşturur. İrisin ortasında bulunan kısma göz bebeği denir. Bulunduğumuz ortamda ışık şiddeti fazla olduğunda göz bebeğimiz daralır. Az ışık olduğunda ise göz bebeğimiz büyür. İrisin arkasında göze gelen ışık ışınlarını kırmak ile görevli olan göz merceği bulunur. Üçüncüsü ise A tabaka, yani diğer adı retina. Gözümüzün en iç tabakasıdır. Işığa karşı duyarlı duyu almaçları bulundurur. A tabadaki görüntünün oluştuğu bölgeye sarı leke denir. A tabadaki görme sinirlerinin birleşerek göz yuvarlağının arka tarafında çıktığı bölgeye kör nokta denir. Kör noktada sinir hücreleri olmadığı için burada ne yapmaz? Görüntü oluşmaz. Kısaca gözümüz 3 tabakadan meydana geliyor arkadaşlar. En dış kısmında sert tabaka, ön tarafta saydamlaşarak saydam tabakayı ya da korneayı meydana geliyor. Ortada ise içinde adı üstünde kan damarlarını oluşturduğu için, gözü besleyen damarlar oluştuğu için damar tabaka denmiştir. Ön tarafta farklılaşarak irisi oluşuyor. İris gözümüzün renkli kısmıdır. İrisin ortasındaki boşluğa ise göz bebeği denir. Göz bebeğinin arka kısmında ise göz merceği vardır. Göz merceği ışık ışınlarını kırarak ne yapar? Işığın göz içine girmesini sağlar. Şimdi bizim göz merceğimiz, göz bebeğimiz şiddetli ışıkta küçülür. Az ışıkta ise ne yapar? Büyür. Bunu kendimiz de ne yapabiliriz? Evde deneyebiliriz. Işıklı bir ortamda bir ayna yardımıyla gözümüze bakarak ya da bir yakınımızın vasıtasıyla bunu deneyebiliriz. Şiddetli ışıkta küçüldüğünü, az ışıkta, loş ortamda ise büyüdüğünü göz bebeğimizin nedir göreceğiz. Evet, şimdi görme olayı nasıl meydana geliyor? İlk önce cisimlerden yansıyan ışık ışınları saydam tabakaya gelir ve burada kırılır. Kırılan ışınlar göz bebeğine gelir ve buradan göz merceğine geçer. Göz merceğinde ışınlar tekrar kırılır ve A tabakadaki sarı lekenin üzerine düşer. Sarı leke üzerinde cismin ters görüntüsü oluşur. Oluşan görüntünün mesajı duyu almaçları tarafından alınır. Görüntü mesajı görme sinirleri ile beynimizin görme merkezine gelir. Ters olan görüntü burada düz olarak algılanır. Bakın burada şekilde bir cisim var. Cisimden ilk önce görebilmemiz için tabii üzerine ışık düşmesi lazım. Işık düştükten sonra gözümüzde ilk önce korneada, daha sonra mercekte kırıldıktan sonra sarı lekede ters oluşur. Daha sonra bu görüntü beynimizde tekrar düz görmemizi sağlar. Şimdi gözümüzün kısımlarıyla ilgili, tabakalarıyla ilgili şu şekilde bir görsel verilmiş. Burada numaralandırılan kısımların ne olduğunu bulmaya çalışalım. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu taraf ön taraf, gözümüzün ön tarafı. Bu taraf ise arka tarafı. Şimdi en dış kısımda ne vardı arkadaşlar? Sert tabaka vardı. Yani 5 numaralı gösterilen kısım sert tabakadır. O sırasıyla gidiyormuş. Çok pardon arkadaşlar. Evet, biz de 1 numaralı kısımdan başlayalım. 1, 2, 3 diye gidelim. Evet, 1 numara ile gösterilen gözün renkli kısmı iris. 2 numarayı bulalım. 2 numara sert tabaka ön tarafta farklılaşarak korneayı, yani saydam tabakayı oluşturuyordu. O yüzden 2'ye ne diyeceğiz? Kornea diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim 3 numaraya. 3 numara irisin ortasındaki boşluğu ne diyorduk biz arkadaşlar? Göz bebeği diyorduk. Değil mi? 3 numaranın da göz bebeği olması lazım. Gelelim 4 numaraya. Hemen göz bebeğinin arka kısımdaki kısımda ise mercek vardır. Göz merceği vardır. Evet. Gelelim 5 numaralı kısma. 5 numara sert tabaka. En dıştaki kısım sert tabaka. 6 numara ortadaki kısım damar tabaka. Gözü besleyen damarların bulunduğu tabakaya damar tabaka denir. 7'de en iç kısımdaki tabaka ise nedir? A tabaka. Yani diğer adı retinadır.
Evet, 8 numaralı kısımda ise